Nesneleri ekrana ekledik. Şimdi çizdiğimiz arka planı resim olarak assets'in içine koymuştuk. Ona ekleyelim. Benim ana nesnem Butterfly Game Container'dı. ID'si bu olan. Bunun bir CSS'i vardı. Arka plan resmi, arka plan rengi eklemiştik. Biz bir arka plan resmi eklemek istiyoruz. Game Container ID'nin içine ID ile bağladığım background imaj CSS dosyası CSS klasörün içinde olduğu için ve benim background png dosyam bir üst dizindeki başka bir klasörde olduğu için nokta nokta ters slash yaparak bir üst dizine çıkıyorum önce. Çünkü bu dosyanın içine yazdığım yol bu dosyanın bulunduğu yerden itibaren aramaya başlıyor. Bir gerideki dizinde Assets Background PNG dosyasını Background imaj olarak eklenmesini istiyorum. Ve bu imaj zaten benim arka planımla aynı boy olduğu için tekrarlamasını istemiyorum. Arka planla ilgili daha fazla özellik için bu benim de faydalandığım siteden artık arka plan rengime gerek yok. Arka plan rengi görünmüyor. Ancak resime ulaşamazsa ya da resim görüntülenmezse arka plan rengi görünür. Bu yazdığım kod sayesinde arka plana resmimiz geldi. Bu nesnelerin ekranda benim istediğim koordinatta olması gerekiyor. Bunun için CSS position özelliğini kullanacağım. Eğer bir nesnenin position özelliğini absolut olarak vermezsek nesneleri yan yana koyduğumuzda bunlar bir alan kapladığı için bu nesnenin de nesneden sonra diğer nesne gelir. Bunları üst üste getiremeyiz. CSS dosyamda bir class oluşturdum. Class'ın anlamı bu ismi kullandığım şurada kullandım. Bütün divlerde burada yazdığım özellikleri o dive kazandırıyor. Daha önce ID kullanmıştım. ID bu sayfa içerisinde sadece bir dive verilebilir. Ve o ID ile daha sonra bu dive ulaşacağız. Ama class birden fazla tag'e uygulanabilir. Benim burada yazdığım class bu class'ı taşıyan tag'lerde pozisyon parametresi, pozisyon özelliği absolut olsun. Yani ekranda koordinatla hareket edilebilir olsun. Herhangi önüne ya da arkasına konulan nesnelerden etkilenmesin. Ben hangi koordinatı verirsem o koordinatta dursun. Daha sonra burada örnek olarak yukarıdan 160 piksel ve soldan 160 piksel uzaklıkta konumlanmasını istedim. 160 piksel bizim koordinat sistemimiz 32 pikseldi her bir kare. 5 ile çarptım 160. Yani 5'e 5 kareye eklemesini istedim.
Sonra yazdığım bu klası index HTML içinde eklediğim nesnelerden birçok elma, anahtar ve taş nesnesi eklemiştim. Bir divin, ilk divin içine class parametresiyle class eşittir. Class eşittir. Çift tırnak içerisinde. Zaten bir tane style olduğu için otomatik olarak bunu ekliyor. CTRL space'e bastığımızda. Daha fazla style, daha fazla class oluşturduğumuzda bu liste halinde hangisini istediğimizi bize seçtirecektir. Buna uyguladığımızda elmalardan biri bu gruptan ayrıldı ve bizim istediğimiz koordinata geldi. Ama şimdi ben bu elmanın doğru koordinatta olup olmadığını anlayamıyorum, göremiyorum. Yanlış şeyler yapabiliriz sonra hangi koordinatta olduğunu da görmediğimiz için. Başka hatalar alabiliriz. Biz en iyisi arka plana koordinatları belli edecek bazı şekiller ekleyeyim. Böylece hangi nesnenin hangi koordinatta olduğunu görelim. Ne yapacağım? Layer'lara geliyorum. Bir tane yeni layer açayım. Bu layer zaten istediğim yerde. Şu ikisinin üzerinde olmasını istiyorum. Bu layer'ın içindeyken bir tane kare çizeceğim. Bu karenin rengi siyah olsun. Şeffaflığı şu şeffaflıkta olursa şu şekilde çizdiğim bir tane küçük kareyi tek tek bütün ekrana doldurdum. Export etmiştik daha önce arka planı. Şimdi bir de bu çizdiğim nokta karelerle tekrar export edelim. Bu yani değişiklik yapıp değiştirilsin. Evet. Şimdi gelip burada yenilediğimde arka plan resmini değiştirdiğim için gelmiş oldu. Bakın burada bir hata var. Tam bu buranın üzerinde değil. Evet. Şurada yukarıda standart olarak üst ve kenarlarda 10 piksellik bir boşluk bırakıyor standartta. 10 piksel. O boşluk ve taşıyıcı nesnemin position'ını yazmamam 10 piksellik bir kaymaya sebep oluyordu elma üzerinde. Bu nesnemin position özelliğini absolute olarak tanımladım. Ve kenarlarda da boşluk bırakmaması istedim. Üst boşluk ve sol boşluk bırakmaması istedim. Artık elma 1, 2, 3, 4, 5, 6. kareye gelmiş. Ve yukarıdan aşağıya da 3, 4, 5 ve 6. kareye gelmiş. Ben 5. kare olduğunu düşünüyordum.
160, 5 tane 32 piksel. Evet, birinci birebirlik kare 0, ra 0 olduğu için 32 piksel. X koordinatında 32 piksel ileri koyduğumda ikinci kareye koymuş oluyorum elmayı. Y koordinatında da 32 piksel ileri koyduğumda ikinci kareye koymuş oluyorum. 0'a 0 olduğunda da birinci karede olmuş oluyor. Evet, ben artık nesnemi, ekrana eklediğim nesneyi top ve left değerlerini değiştirerek istediğim koordinata ekleyebilirim. Burada başında bu ya da nokta işaret yok. Bu ID demekti. Şundan bir tane var. Bu istediğim her nesneye bu özelliği ekleyebilirim. Bu da başında hiçbir şey olmayan tag ismi anlamına geliyor. Yani buradaki body tag'inin içinde bu. İçindekilere burada yazdığım özellikler uygulanacak. Mesela div yazabilirdim. Div de benim çok kullandığım. Burada şu an en çok kullandığım tag. Eğer div süslü parantez aç kapa içine bir şeyler yazsaydım, ekrandaki tüm nesneler, bu da bir div, şu arka plan, şu bir div içinde, bu bir div içinde, hepsine burada yazdığım özellik uygulanmış olacaktır. Verdiğim isimleri İngilizce olarak veriyorum. Aslında ilk projede Türkçe vermeyi düşünüyordum ama İngilizce olarak kullanmak alışkanlık olsun diye, terimler İngilizce olduğu için İngilizce vermeye karar verdim. Şimdi JavaScript dosyasını başlayalım. JavaScript için ben bana kolay gelen bazı standartlar kullanıyorum. Farklı kişiler farklı standartlar kullanarak program yazabilir. Burada bir yere not almıştım. Kendi kullandığım yöntemi, standartları. Onu direkt kopyalıyorum. Bu içi boş bir taslak sadece. Kod taslağı. Kullandığım standartları hatırlamak için. Bu standartlar yazdığımız algoritmaların okunurluğunun kodlar arttıkça, program geliştikçe yazdığımız kodu daha iyi okuyabilmemiz için, daha sonra yeni şeyler eklemek gerektiğinde daha kolay ekleyebilmemiz için standartlara uygun yazmak önemli. İyi isimlendirmek önemli. İnternette çeşitli standartlar var. Bununla ilgili kitaplar var. Ben başka yazılım programlama dillerinde de olan bazı standartlardan kendime rahat ettiğim şekilde, kolay anladığım şekilde kendime göre bir düzen oluşturdum. Bunu ekledim boş olarak. Biraz bilgi verelim. Burada ne var? Biz bu oyunda yeni proje geliştirmeye başladığımız için çok ayrıntılı mesela fonksiyonun bazı özelliklere sahip birkaç çeşit fonksiyon var. Büyük projelerde hangisi ihtiyacımızsa o tipi seçiyoruz. O özellikte olanı seçiyoruz. Ama biz en geneline bu projede şu anda kullanabiliriz. Class ne? Benim dosyamla taşıdığım fonksiyon grubunun ismi.
fonksiyon içine yazdığım bir algoritmayı taşıyor. Şöyle yapalım. Ben yukarıya bir boşluk açayım. Boş bir alan açayım. Kullanacağımız şeyler. Yazılımda değişken kullanacağız. Değişken variable var olarak JavaScript'te yazılıyor. Önce kısa bir bilgi vereyim bu konularda. Ondan sonra bunlarla ilgili yazılım geliştirmeye başlayalım. Değişkenim benim herhangi bir isimde. Mesela Apple elmanın genişliği. Bu başı, bir değişken. Değişkenin ismi elmanın genişliği. Eşittir. Buna bir değer verdim ben. 10. Noktalı virgülle de ne yaptım? Kodumu kapattım. Bu kod tamamlandı, kapandı. Bu şekilde bir değişken oluşturmuş oldum. Bu değişken ne işe yarayacak? Ben program içerisinde istediğim herhangi bir yerde eğer Apple with yazdığım zaman o Apple with yazdığım yere 10 değeri gelecek. Neden 10 yazmıyorum her yerde? Çünkü ben program içinde bir yerde eğer Apple with 20 oldu dersem, yani elmanın genişliği değişti dersem, 20 oldu dersem ne olacak? Bunu de bu değişkenin çevresi 20 olacak ve kod içerisinde Apple with kullandığım bütün her yer 20 olarak değişecek. Değişken en basit şekliyle benim bu işime yarıyor. Değişkenin içeriğine sadece sayı değil tabii. Bu bir sayı. Eğer metin yazmak istersek metini tırnak içinde yazıyoruz. Tırnak içinde yazdığımız şey bir string değer oluyor. String değeri de bir metin. Mesela string değeri içinde sayı olsa da şu an bu bir string değer oldu. Benim başka bir değişkenim olsa, mesela yukarıya olan yüksekliği, yukarıya olan 10 dedim. Program içerisinde ben aritmetik işlemler yaparak mesela artı, apple, tab dediğim zaman bu iki değişkeni toplayıp 20, 10 daha 30 diyebilirim. Ama bunlar şu an string olduğu için mesela toplayamaz. Ama içerisindeki ifadenin ben sayı olduğunu biliyorsam bazı fonksiyonlarla bunu string'den sayıya çevirebilirim ve daha sonra toplayabilirim. Eğer bunlar sayıysa bu şekilde yan yana yazarak artı deyip toplayabilirim. Bu şekilde 30 olmuş olur. Değişken en basitiyle bu şekilde kullanacağız program içerisinde. Fonksiyonu söyleyeyim. Fonksiyon bu sefer başına function yazıyorum. Ondan sonra bir isim vereceğim fonksiyonuma. Mesela move apple ya da işte elmanın genişliğini değiştir. Change apple width dedim. Elmanı değiştir dedim. Parantez açıp kapatıyorum. Fonksiyonlarda bu daha önce yaptığımız etkinliklerde fonksiyonlar, bir ismi olan fonksiyonları çağırdığımız zaman onun bir de parametreleri vardı. Daha sonra da parametre ekliyorduk buna. Ben buraya bir parametre ekleyeceğim. Ne? Apple with. Şimdi mesela şimdi bu yazdığım parametreyle şu birbirinin aynısı. Bu yüzden ben bu fonksiyonun içinde bu parametreye ulaşırken bu ismi yazdığımda burada bu böyle bir değişken de olduğu için hata verir. Mesela benim burada standartlarında bir fonksiyonun parametresini yazarken başına dolar işareti koyuyorum. Dolar işareti koymazsınız. O zaman farklı bir isim yazmanız gerekir. Farklı bir isim yazmak istemiyorum ben. Çünkü burada verdiğim parametre daha önce burada değişkene verdiğim isimle aynı şey.
Ben elmanın aslında Apple'ı elmanın genişliğini, değişkenin içeriğini değiştirmek istiyorum. Bunun için bir fonksiyon yazdım ve buna bir parametre veriyorum. Burada verdiğim ismi, ben farklı bir şey vermek istemiyorum karışıklık olmasın diye. O yüzden mesela dolar işareti koydum. Daha sonra süslü parantez aç kapa bu fonksiyonun başladığını ve bittiğini gösteriyor. Bunun içerisine yazdığım komut, komutlar dizisi artık şu isimle çağrılabilir olacak. Ben buraya ne yazacağım? Apple with. Ben Apple with dediğim zaman hangisine gidecek? Şu yukarıdakine gidecek. Eşittir. Başka bir değişkene eşitliyor. Bak bir sayı vermedim. Buraya ben bu fonksiyonu çağırırken hangi sayı parametreyi gönderirsem bu parametrede ne yapacak? Gidecek. Bu değişkene eşitleyecek. Noktalı virgülle bitiriyorum fonksiyonumu. Burada istediğim kadar satır fonksiyon yazabilirim. Örnek olması için burada bir tane de if yazayım. Hani hem çok satırlı olduğu görülsün. If'i de daha önceki etkinliklerde kullanmıştık. Mesela eğer bu bir JavaScript komutu. Diğer programlama dillerinde de hepsinde eğer diye kullanılıyor. Ama yazım tipi programlama dillerine göre farklılık gösterebilir. Eğer bu değişkenin büyükse sıfırdan. Bu bir kural. Ben burada bir kural koydum. Bu fonksiyona gelen parametrenin sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Eğer sıfırdan büyük değilse burada bu parametrede bir hata vardır ve ben bu parametreyi eşitlersem bu değişkene hatalar programımda da hatalar çıkabilir. O yüzden burada bir dedim ki eğer bu değişken sıfırdan büyükse ne yaptı? Parantez açıp kapattım. Süslü parantez. Ne yapacak? Eğer bu değer buradaki büyükse bunun içerisine yazdığım kodlar çalışacak. Eğer büyük değilse alert komutu var. Yine JavaScript'in. Yani girdiğiniz değer hatalı diye uyarı versin dedim. Burada küçük bir algoritma oluşturdum. Bu alert de mesela bir fonksiyon ve bakın bir parametre istiyor benden. Ne? String olarak bir parametre istiyor. Çünkü bir alertle bir yazı yazdıracak. Benden string bir parametre istiyor. Aşağıya ne yazacağım? Bu fonksiyonumu yazdım. Şimdi bu fonksiyon benim ne işime yarayacak? Diyelim ki ben bu işi birçok yerde kullanıyorum. Her seferinde böyle bir kod yazmak yerine bir fonksiyon yazdım. Ben ne yapacağım? Bu değeri değiştirmek istediğim yerde o fonksiyonu yazacağım. Parantez açacağım. Parantez açacağım. Kaç olmasını istiyorum mesela? 35 olmasını istiyorum. Parantezi kapatacağım. Nokta virgülle bitireceğim. Ne yapacak? Fonksiyon ne demekti? Bu gidecek bu fonksiyonu bulacak. Bu. Burada ne parametre var? 35'i bunun içine ekleyecek. Buradan bakacak. Eğer bunun içindeki değer büyükse sıfırdan 35 büyük. Buraya girecek. Ne yapacak? Buradaki değişkenin içerisi de burada bizim eklediğimiz 35'i ekleyecek ve bitirecek fonksiyonu. Fonksiyon bu işi görevini tamamladıktan sonra benim bunu yazdığım yerlerde bu işi yapacak. Eğer benim birden fazla parametrem varsa virgülleyip ne yapacağım? İkinci parametreyi yine ben dolarla başlıyorum. Param 2 diyeceğim. Param 2'yi de istediğim yerde kullanacağım. Eğer birden fazla parametrem varsa mesela virgül param 3 gibi. Class benim kullandığım burada class yine fonksiyon olarak açılmış. JavaScript'te bu şekilde ben kullanıyorum.
Class'ın anlamı da mesela elimde 10 tane fonksiyon var. Bu 10 tane fonksiyon haritayla ilgili. O zaman ben map diye bir class açıyorum. Function map diye bir class açıyorum. Boş bir class. Açtım. Sonra map nokta map'in altına ekliyorum fonksiyonlarımı. O zaman map bir fonksiyon grubu olmuş oluyor. Ben anlıyorum ki mesela bu fonksiyon map ile ilgili. Map olarak gruplamışım bunu. Burada fonksiyonun biraz farklı bir yazım yöntemiyle yazdım. Daha önceki yazdığıma göre bu standart yöntem. JavaScript'te bu şekilde de yazılıyor. Şimdi map bir fonksiyondu. Ben bunu class olarak kullanacağım. Map nokta dediği bir isim yazdığımda bu şimdi içi boş bir şey. Eşittir deyip içine bir fonksiyon nesnesi ekledim. Fonksiyon nesnesi eklediğim zaman yine aynı fonksiyonu ben buraya yazarsam parametrelerini de buraya yazıyorum. Bu sefer nasıl kullanacağım ben? Map nokta change apple width 35 diyeceğim. Bu sefer map class'ın içindeki change apple width fonksiyonuna 35 parametresini gönderip yine bu kodu çalışmasını sağlayacağım. Yeni kodlar kullandıkça onları da ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Bir de şunu vereyim. Bunlar şimdi ana kullanacağımız kodlar. İki tane ters slash yaptığımız zaman not alabiliyoruz. Mesela bir fonksiyon yazdım. Bu fonksiyonun başına diyorum ki ben bu fonksiyonu bu yüzden yazdım. Ya da şurada bir hataya sebep oluyor. Daha sonra bak gibi notlar alabiliyoruz. Bunlar kodun çalışmasına engel olmuyor. Şuradan şeye bakalım. VH Schools'da JavaScript bölümünde sintaksla ilgili bazı bilgiler vermiş. Mesela işte ne bu var? Değişken. Ne x? Değişken ismi x eşittir ne vermiş? 5. 5 değerini vermiş. Y 6 diye bir değişken açmış. Sonra z diye bir değişken açıp içine x ve y'yi toplamış. Burada mesela string bir değer vermiş değişkenin içine. Ama değişkenin başında var yok. Demek ki bu daha önce tanımlanmış. Var tanımlamak için ekliyorduk. Anlatımı biraz yüzeysel kalabilir. Eksik kısımları tamamlamaya çalışırsınız. Burada bazı konularla gitmiş. Konu konu anlatmış neyin ne olduğunu. Evet. Şimdi şuraya bakacağım. Bana bir de bilgileri içeren bir dizi gerekiyor. Yani içerisinde bilgi barındıran ne bilgisi? Ben bir fonksiyon yazacağım. Mesela diyeceğim ki kelebek burada. Kelebek burada. Ben diyeceğim ki sağa gitmek istedim. Sağ tuşuna bastım. Kelebek sağa doğru hareket edecek. Bir fonksiyon olacak. Diyecek ki o fonksiyona 6'ya 6 koordinatına ben gitmek istiyorum. O koordinatta gidebilir miyim mesela? Taşın özelliği var. Taşın özelliğine
geçemiyorsun üzerinden ya da duvarın özelliği üzerinden geçemiyorsun. Eğer burada 6'ya 6'da bir taş varsa ben oraya giderken soracağım. O koordinatta geçebilir miyim? Eğer orada bir taş varsa, bir duvar varsa ya da üzerine bir ağaç varsa bana geri dönecek. Bu gelinemez bir koordinat. O zaman ben kelebek oraya gitmeyecek. Ya da ben bir elmanın üzerine geldim. İşte space tuşuna bastığım zaman elmayı yiyeceğim. Elmayı yediğimde bir sormam gerekiyor. Bu üzerinde bulunduğum besinin değeri ne? Benim sonuçta bir cam barım var. Ben buradan işte 7 besin mi aldım, 15 besin mi aldım, 30 besin. Bunun değeri ne? Bunları sorabileceğim bir dizim olması gerekiyor. O dizide bu bilgiler olduğu zaman ben bir fonksiyonla o diziden bilgileri alıp bana verecek, kullanmam için hazır halde bana verecek fonksiyonları yazacağım. Burada değişkenin isminde de ve fonksiyonun isminde de kullandığım bir standart var yine kendi kullandığım. Birçok programlama dilinde böyle. İlk başlarken küçük harfle başlıyoruz. Daha sonra her kelimenin baş harfi büyük olarak kullanıyoruz. Şimdi burada bir taslak olarak kullandık. Bu benim ana JS dosyamdı. Ne yapacağım? Bir tane class açacağım. Class'ın baş harfi büyük olacak. Butterfly game. Bir tane değişken. Şu anda değişken. Ama ben bunun içine şu anda fonksiyon. Ben bunun içine başka fonksiyonlar noktayla eklemeye başladığım zaman bu artık tek bir fonksiyon olmaktan çıkacak. Init diyelim. Yani şu nesnemin içine nokta init isminde boş bir alan açtım. İçine bir fonksiyon ekledim. Nokta virgülle kapatalım sonlarda. Kapatmasak da çalışır ama kapatmak o satırın bittiğini söylüyor bu kodu işleyen algoritmaya. Init ilk çalışan fonksiyon demek. Şu an yazdım ama çalıştırmadım. Bunun altında init'i nasıl çalıştıracağım? Parantez açıp kaparsam initial fonksiyonu çalışır. İçine de bir tane alert class çalıştı diyelim. Bir tane uyarı verelim. Şimdi bu değişkenler, bunlara artık ihtiyacım yok. Standartları şuna da ihtiyacım. Şunları da taslak olarak yazmıştık. Static cons, bu tarz şeyler şu anda kullanmayacağız. Şunları zaten aldık. Kopyalanabilir class kullanmayacağız. Statik olarak kullanacağız. Kopyalanabilir class. Eğer ileride kullanırsak onu anlatırım detaylı olarak. Private'ları alt çizgi. Private de kullanmayalım. Hepsini her yerde ulaşılabilir yapalım. Tabii fonksiyon içinde private kullanırsak alt çizgiyle başlarız. Şimdi şöyle bir şey yazdım. Ne yazdım ben? Bir tane class. Butterfly game. Sonra butterfly game'e init diye bir alan açtım. Bunu bir fonksiyon yaptım. Bu fonksiyon içine class'ı çalıştır dedim. Sonra da en aşağıda bu fonksiyonu çağırdım. Butterfly game.js dosya
indekse de ekli olduğu için. Şimdi ben burada yenilediğim zaman sayfayı, class çalıştı diye bana bir mesaj verdi. Bu ne anlama geliyor? Demek ki burada hiçbir hata çıkmadan bu fonksiyon eklenmiş, bu gelmiş burada çalıştırmış, çağırmış bunu ve bu içine girip bunu çalıştırmış. Burada yazdığım her şey düzgün olarak çalıştığı anlamına geliyor. Bu bir başlangıç şimdi bizim için. Şurada benim kelebeğim, şimdi şuradaki mantıkta GameObjects tag'inin içinde buradaki objeler olacak. Nedir? İşte ağaçtı, çiçekti, böcekti, duvardı. Kelebek benim ana nesnem olduğu için bu objelerin üzerine gelebilecek, üzerinde olması gerekiyor. O yüzden ben ve buraya da kodla ekleme yapacağım. Şuradaki kelebeği çıkartıyorum. Kestim. Şu nesnenin dışına yapıştırdım bu tag'i. Şimdi nesnenin dışına yapıştırınca en sona eklendi. Şimdi ben bu nesneye şu class'ı birden fazla tag'e ekleyebiliyordum. Buna da bu class'ı eklersem ne olur? Object style'ın özellikleri bu kelebeğe de uygulanır. Elmaya uygulandığında elmayı ne yapmıştı? Bu koordinata getirmişti. Şimdi kelebeğe de uygularsak kelebeği de bu koordinata getirecek. Ve elmanın üzerinde olacak. Niye? Çünkü HTML'de yukarıdan aşağı işlenirken bu sonradan ekleniyor. Önce elma ekleniyor, sonra bu ekleniyor. Tabii bunu sonradan ekleyip style'da stilin özelliklerinde z-index diye bir şey var, katman. Sonradan ekleyip önde olan bir şeyi arkaya da alabiliriz. Ben şimdilik buraya ekledim. Bunu elmanın üzerine getirdim. Biz ne istiyorduk şimdi? Bu nesneleri haritaya ekleyecek bir fonksiyona ihtiyacımız var. Nasıl olmasını istiyorum ben o fonksiyonu? Nasıl kullanmak istiyorum? O fonksiyon haritayla ilgili bir şey olduğu için ben yeni bir class açayım kendime. Adı map olsun, harita. Ne yapacağım ben? Map nokta et ekle fonksiyonu. Önce tip yazalım. Ne bu? Mesela elma x koordinatı ne olsun? 4, y koordinatı ne olsun? 5 diye bir komut yazdığım zaman map nokta et apple 4-5 yazdığım zaman 4 1 2 3 4'e 1 2 3 4 5 buraya bir elma gelecek. Benim böyle bir komuta ihtiyacım var. Ne yapacağım? Şu access çok uzun, şunu kapatayım. CS'ye gelelim. Yeni bir JavaScript dosyası. Bunun ismini map koyuyorum. Class büyük harfle oluyor ama dosya ismi küçük harfle. Bütün dosya isimleri küçük harfle oluyor. Tamam. Ne yapıyorum bir tane? Function büyük harfle map. Sonra map nokta add eşittir function diye bir fonksiyon. Burada yine şu standartta ne diyeyim, o item mi diyelim? Item type. Yani ne bu? İtem tipi. Elma, çiçek, taş, anahtar. Et x koordinatı y koordinatı ve diğer parametreler ne? Mesela elmanın bir besin değeri var. Ben 10 besin değeri olan bir elma eklemek istiyorum ama bir taşın besin değeri yok.
bir taş. Belki başka daha sonra şeyler de ekleriz. Objeler. Onların da şeyi farklı olabilir. Daha farklı özellikler taşıyan objeler olabilir. Kapattım. Şu anda içi boş. Boş içi. Bunlar var. Kullanılmadığı için altına gri ile çizdi. Daha önce kullanılmadığı için. Şimdi buraya gelirsem benim ana klasıma, ilk çalışacak olan klasıma map yazabiliyor muyum? Yazdım. Add'de yazabiliyorum. Ama bu çalışmaz. Çünkü şimdi yeni bir dosya oluşturduk. Bunu da eklememiz gerekiyor. Index HTML'in içine ki birbirini görsünler. Map.cs'yi de ekledim. Dosyayı ekledikten sonra artık o da index HTML'e bağlandı. Map yeni klasımızda. Şimdi ben ana klasımın içinden map nokta add dediğim zaman burada çıktı. 1, 2, 3, 4 parametre alıyor. Item type, x, y ve parametre. Parametre birbirinden farklı nesneler ekleyeceğiz. Mesela taş ve elma ekleyeceğiz. Elmanın bir besin değeri olduğu için elma eklerken onun besin değerinde 10, 20, 30 artık kaç eklemek istiyorsam onu da bu fonksiyonun içine eklemem gerekiyor. Ama bir taşın bir besin değeri yok. Bununla birlikte başka nesnelerde de başka özellikleri olabilir. Böyle farklı nesnelerin farklı özelliklerini eklemek için bir tane de alan koydum. İlk 3 alan hepsinde standart. Her bir nesnenin bir ID'si var. Yani bir ismi, elma, anahtar, taş olsun. Ve her bir nesneyi bir koordinata koymak isteyeceğim. Bu üçü herkes için kullanılan parametreler. Ama 4. parametre özellikler için ekledim. Geriye herhangi bir değer döndürmediğini ifade ediyor burası. Geri gelmişken onu da söyleyelim. Eğer fonksiyonun en sonuna return komutunu eklersem bu fonksiyon işledikten sonra buraya yazdığım değişkenin içindeki değeri geri döndüreceği ifade ediyor. Biz de mesela bazı fonksiyonlarda onu kullanacağız. Şuraya gitmek istediğimde sorduğumda buraya ben gidebilir miyim diye sorduğumda o fonksiyon bana geri bir değer döndürecek. Gidebilirsin ya da gidemezsin. Ben de ona göre hareket edeceğim. Bu gibi durumlarda return kodu kullanılıyor. Mesela bir örnek verelim JavaScript'ten. Mat klasının içerisinde matematikle ilgili klasları, fonksiyonları grubu içerisinde random diye bir fonksiyon var. Random fonksiyonu rastgele bir sayı üretiyor. Rastgele bir sayı üretiyor. İki noktadan sonra number söylüyor. Yani geriye bir numara döndürdüğünü söylüyor. Rastgele bir sayı. Bu değişken gibi düşünebiliriz. Mesela benim bir tane buraya var x eşittir 20 değişkenim olsa 10 değerini verdim 20 yerine. X yazdığım yerde ne? İçerisindeki değeri yazar. Onu yazar. Burada da mat.random fonksiyonunu yazdığım yerde geriye dönen sayıyı bunun yerine yerleştiriyor. Bu şekilde bir kullanımı var. Eğer kullandığımız isimler JavaScript'in kendi global fonksiyonlarıyla aynı isimleri taşırsa problemler çıkabilir. O konuda dikkat etmek gerekiyor.
Evet, ekleme add fonksiyonumuza biraz komut ekledim. Buraya da bazı notlar aldım. Daha sonra yeri geldiği zaman açacağım. Dedim ki indekste benim nesneyi eklemek istediğim yer neresi? ID'sini game objects, oyundaki objeler dediğim iki divin arasına eklemem gerekiyor. JavaScript'te bu, buraya ekleyecek komut map.add'di. Burada bir değişken açtım. Dedim ki ismini objeleri taşıyıcı olarak düzenledim. İçine Document JavaScript'teki bir kod, index document dediği indeksin içindeki bilgilerden bahsediyor. O bir nesne. Nokta get element by id bir fonksiyon. Verdiğim parametrede benim bu div'e verdiğim id. Document içinde bu ID'yi bana buldu ve bu değişkenle bağladı. Sonra ben ne istiyorum? Ne ekleyeceğim? Şöyle bir satır eklemek istiyorum bu divin içine. Şöyle bir satır eklemek istiyorum. Şurada yukarıda göstereyim onu. Nasıl bir satır eklemek istiyorum? Ne demişim? Bir tane daha değişken açmışım. İçerideki değişkenleri dışarıdan erişemediği için bunlar fonksiyon içi değişkenler. Private. Bunları ben alt çizgiyle çizgilendireceğim. Şunu da alt çizgi yapacağım. Ne yaptım? Item diye bir değişken. Yine document.createElementDiv. Div diye bir element açtım. Benim ne ihtiyacım var? İlk div diye bir element. Sonra bir elementin nokta set attribute bir class ekliyorum. Class'ın ismi de object style. Object style'da ne vardı? Object style'da da bu class'ın absolute pozisyonun absolute olduğunu, yani x ve y koordinatlarını düzenleyebileceğimi söylemiştim. Diğer o iki koordinatı örnek, şu örnek olsun diye eklemiştik. Onu artık JavaScript ile ekleyeceğiz. Daha sonra ne demişim bu div'e? Item nokta style nokta top, yani yukarıya olan yükseklik buradan gelen x kadar ve sola olan yükseklik de buradan gelen y kadar piksel demişim. Bu bir item. İtem değişkenin içinde div diye bir nesne oluşturdum. Daha sonra item img diye bir değişken açmışım. Bunda da document create element, yine bir element açmışım. Bu sefer de benim ikinci olarak ne elementine ihtiyacım var? İmaj tabına. İmaj olarak bir element açtım. İkinci element. Bu imajın da nesi var? Source'u vardı, kaynağı. Bu kaynağına da şimdilik bir elma resmi ekledim. Bu benim item type'a eklediğime göre değişecek. Şimdilik bir elma resmi ekledim. Elma olanı ekledim. Dinamik yapmadım bunları. Statik. Sonra bu item imaj, item imaj nesnesi, item nesnesinin alt nesnesi. İçinde. İçinde olan bir nesne olduğu için append child konusuyla içine ekledim. Sonra da oluşturduğum bu item nesnesini object container'a append child'la ekledim. Bunu yaptıktan sonra çalıştırdığımda iki sorunla karşılaştım. Bir tanesi map.add bir fonksiyon değil. Sonra burada butterfly game'de benim ana kodumun içinde map.add apple 6.6 diye bir fonksiyonu çalıştırarak bir elma eklemeye çalıştım. İki hatayla karşılaştım. Bir tanesi bu bir fonksiyon değil dedi
Bunun nedeni şuydu. Bu dosyadan önce yüklenmesi gerekiyor. Benim ana dosyam bu. Ana dosyamın en son yüklenmesi gerekiyor ki ben diğer dosyalara erişiyorum. Bunun içerisinden. Bunun yerini değiştirdiğimde bu sorun düzeldi. Map.add'i görmeye başladı. Bu birinci hata. İkinci hata da buradaki fonksiyonu çalıştırdığımda doküman üzerindeki bu ID'li div'e ulaşmaya çalıştı ama daha bu doküman yüklenmesi tamamlanmamıştı. O yüzden hata verdi. Bunun için de burada butterfly gave init, yani program ilk açıldığında, oyun ilk açıldığında çalışacak olan fonksiyonu direkt bu şekilde yazmak yerine şu şekilde yazmıştım. Ne yaptı? Window bu pencere nokta add event listener, yani bir olay ekliyorum. Bu daha önceki etkinliklerde vardı olay. Bir olay olduğunda bu fonksiyonu çalıştır. O olay ne? Load. Yani pencere yüklendiğinde, bu oyunun bütün içeriği tamamen yüklendiğinde butterfly init'i çalıştır diyorum. Şunu şöyle sileyim artık. Buna ihtiyacım yok. String listener type in. Şunu da deneyeceğim. Net nokta. Evet. Evet. Bu şekilde biraz ekleme komutunun birazını yazdım. Şimdi bunu bir deneyelim. Altı altı. 10-10 15-15 diye arka arka 3 tane komut yazıyorum. Ne yapıyor? Ekle. Şu an kullanılmıyor. Zaten elvan resmi ekliyor sadece. Sadece şu iki değer kullanılıyor. 6-6-10-10-15-15'e 3 tane ekle. Arka arkaya 3 tane komut yazdım. Çalıştırdığımda bakın şurada birçok elma ekledi. Niye koordinatları eklemedi? Çünkü ben ne yaptım? X'e kaç verdiysek onu buraya yazdım. 1 ise 1, 2 ise 10 ise 10. 10. piksele ekledi benim yaptığımı. Halbuki benim her 1, 2 dediğim 32 piksel olması gerekiyordu. Ama 1 dediğimde 0'a 0 olması lazım. 2 dediğimde 32 piksel olması lazım. O zaman şöyle yapayım. X eksi kaçıncı X koordinatına girmek istiyorsam. Bir sayı eksiltirsem ben bu X koordinatını. Sonra da 32 ile çarparsam. Bunu da parantez içinde alacağım. Artı text olarak piksel ekliyorum. Burada bir matematiksel işlem var. X'ten 1 çıkartıyorum. 32 ile çarpıyorum. Sonra da bu işlem bittikten sonra bunu piksel ekliyorum. Şuna da aynı şeyi yapayım. Eksi 1 çarpı 32. Evet, bu şekilde yazdım. Şurada x koordinatı yukarıdan aşağıyaydı. Hepsi aynı x koordinatında olsun. 5'te olsun hepsi. Bir tanesi 6'da olsun. Bunlar da 5, 8, 12'de olsun. Değiştirdim. Yeniliyorum. Evet. 5 koordinatında bu 6'da. 5, 8 ve 12 koordinatlara ne yaptı? Elma ekledi.
string ifadeyle başka bir string ifadeyi artısına artı koyup bir değişkene eşitlediğimiz zaman o iki string ifadeyi birbirleriyle birleştiriyor. Şunları parantez içine koydum. Çünkü burada bir matematiksel işlem var. Ama en son piksel eklendiğinde artık burada bir string ifade. Buradaki sayı olsa da sayının sonuna piksel ekleyerek bu bir string ifadeye dönüşüyor. Neden piksel ekledim ve string ifadeye dönüştüm? Çünkü burada stilin top özelliğine veri gönderiyoruz. O da onun istediği format bu. Sonunda piksel olmasını istiyor. Çünkü bu verdiğin sayının birimini istiyor. Başka birimler de var. Hangi birimi kullandığını bilmek için hangi birimle işlem yapacağını bilmek için sonra onun birimini ekliyoruz.